onların içine kahve koymayı unuturdum Mehmet Hanım teyze. Hoppala! Bu herifin burada ne işi var? Ben geçerken bir uğradım Mehmet Hanım teyze. Belki evinizin bir ihtiyacı vardır. Bir şeyler alınacaktır. Onun için geldim efendim. Evet geçerken bir ihtiyaç var. Yok dedim. Gidiyor hadi. Gideceğim tamam evet. Ay yoksa siz normal mısınız Müfit Bey? Bana bak. Müfit misin nesin? Müfit'im. Eğer şu anda bu evden çıkıp gitmezsen gidelim. Masarı ararım en yakın arkadaşının kız kardeşine askıntı olduğunu söylerim ona göre. Demeyin tamam ben gidiyorum hadi eyvallah. Tamam, hadi. Öpeceğim. Çekil git hadi çek. Nereye sen nereye? Yolcu edeyim diye. Lüzum yok bana bak eğer bir daha bu herif bu eve gelirse... Vallahi de tallahi de eğer benim de adım menkıbeyse seni erkek ederim ameliyatla anladın mı? Anladım. Yapın menkıbe hanım teyze yapın. Yoksa ben şimdi Mazhar Bey'le evlenemedim. Firdevs'le evlenirim. Kes sesini kes. Hey büyük Allah'ım ne olur bir mucize olsa da şu Mazhar şu Reyhan'la evleniverse ona aşık oluverse ha. Ne olur? Ne olur? Ne? Ne dedi bu kadın? Allah'ım ne olur inşallah böyle bir istekte bulunmaz. Bakın aklıma ne geldi Menkıbe Hanım teyze. Şimdi bu Kuyoca projesi tutmazsa eğer ben Mazhar Bey'le kavga edeyim ha? Ne dersiniz? Kavga mı? Aa o niye? Şimdi çok büyük aşklar kavgayla başlarmış ya. Bakarsınız biz de Mazhar Bey'le birbirimize aşık oluruz ha? Of Allah'ım of Reyhan of. Yani bazen içimden ağzını bantlamak geliyor. Ha işte böyle istekler iste canımı ye. Ay yani ruhumu ye. Aa, ne oldu anne? Ne olacak canım? Benim telepatik gücüm telepatik. Kur'an çarpılışından da oğlum kendi gözlerimle gördüm lan. Vallahi hadi ben seni ararım sonra. Müfit abi. Efendim. Sen biraz önce buradan ışınlanıp gitmedin mi abi ya? Tabii ışınlandım ben. Evet ışınlandım bana ve hatta birinci yıldız savaşlarına katıldım. Tabii daha sonra orada bir düşman kılıcıyla yara aldım ve gazi oldum. Şimdi de belediye otobüslerinin ön koltuklarında oturabiliyorum bana. Ciddi misin abi? Çok ciddiyim ben. Yani sen ışınlanıp yıldız savaşlarına mı katıldın? Tabii oğlum. Vay be. İnanmıyor musun bana? Bana bak. Ben bu iş yerinde böyle salak salak konuşmalar istemiyorum anlaşıldı mı? Eğer böyle salak salak konuşacaksan buraya bir çay kahve makinesi alırım seni bir ışınlarım ki ne olduğunu şaşırırsın. Anlaşıldı mı? Sefil proleter hadi yürü. Bana bak sen de işine dön. Tabii. İşine dön. Hadi. Ben yine geldim. Hoş geldin benim hayaletler güzeli karıcığım. Annemlerin iyilik meleği olma işi nasıl gidiyor? Sürekli seni evlendirmek için planlar yapıyorlar. Ve ben de onlara yardım etmek zorundayım aşkım. Sen hiç merak etme ruhum. Ben katiyen evlenmem. Ama ya abuk subuk şeyler isterlerse? Biliyorsun ne isterlerse yerine getirmek zorundayım. Takma kafana ruhum. 24 saat nedir gidiyorum? Gelir geçer. Ruhsan! Ne işin var senin burada? Öylesine uğramıştım gözüm abla. Derhal görevinin başına dönmelisin. Hemen bir şey isteyebilirler. Eğer yapmazsa başarısız sayılırsın. Tamam gözüm abla. Aşkım benim gitmem lazım. Menkıbe Hanım teyze. Claudia şoföre biraz daha nasıl benzeyeceğimi ben buldum. Nasıl benzeyeceksin bakalım? Mayo giyeceğim. Çünkü Claudia şoförün bütün resimleri mayoldu o yüzden. Saçmalama Reyhan. Abimin iş yerine mayoyla gidemezsin. Niye? Ben Mazhar Bey'in iş yerine, bu iş yerine mayola girilmez diye bir yazı görmedim şahsen. Bak Reyhancığım, abimin iş yerinin duvarlarında bu iş yerinde yangın çıkartmak yasaktır. Ya da ne bileyim bu iş yerinde inek beslemek yasaktır da yazmıyor. Ama bunların yazılmamış olması senin bunları yapabileceğin anlamına da gelmiyor. Bilmem anlatabildim mi Reyhan? Anlatabiliyorsun. Hem de çok iyi anlatabiliyorsun. Ama ben anlayamıyorum ki. Yine bu manyakların evine geldim. Şu saatler bir geçse de kurtulsam şu işten. Kahve de güzelmiş hani. Keşke bir fincan daha olsaydı da içseydim. Mecburen bu isteği de yerine getireceğiz. Görüyorum galiba. Menkıbe Hanım teyze, bakın bu evin içinde cezveler uçamaz diye bir yazı yoksa mı? Ben göremiyorum. Yazıyorsa göremiyorum, yazmıyor ama. Demek ki cezveler uçabiliyor. Durun bir dakika kızlar, durun. Bu mutlaka telepatik bir şey olmalı. Demek ki bir şeyi çok isteyince oluyor.
Ben size demedim mi benim telepatik güçlerim var. Sen öyle san bakalım. Neyse. Ben bir an önce şu telepatik kahvemi içeyim de minik kuşuma gidelim. Valide Sultan geldi. Kerime Sultan da geldi. Klorda Benzeri Sultan da geldi. Müfit de geldi. Baha da geldi. Suat da geldi. Selçuk da geldi. Ben de geldim. Hoş geldin ruhum. Minik kuşum evlatçım bak. Firdevs Kazan ben Kepçe. Bütün İstanbul'u dolaştık. Ve sonunda sana Claudia Schiffer'ın tıpatıp bir benzerini bulduk. Yani hıh demiş burnundan düşmüş. Hakikaten bak, bak. Ya. Aynı o hıh demiş yani burnundan düşmüş. Hayda anne. Kimi bulsan getiriyorsun ya. Yapma Allah aşkına, yazıktır, günahtır. Sahibi mahibi vardır, ararlar kızcağızı. Ama yok canım, bu bizim Reyhan. Claudia'ya benzetildi biraz, hepsi o kadar. Ay Allah, ben de Reyhan. Vallahi bravo anne, iyi benzemiş. Ya, işte sen Claudia diye tutturup duruyordun. Biz de benzerini bulduk, getirdik. Eline sağlık, çok iyi benzetmişsin. Artık bana da evlenmem için Brad Pitt'e benzeyen birini buluruz. Sen hemen kendini araya sokuşturma. Sus bakayım. Vay be. Meğer Reyhan ne kadar çok Claudia'ya benziyormuş da ben bugüne kadar farkına varamamışım. Maşallah, maşallah. Saçmaladığının farkında mısın? Reyhan altın sever de taksan Reyhan Reyhan'dır işte. Ağzının içine düşmeye gerek yok. Hayatım ben öylesine şey ediyorum. Sen içini rahat tut ya. Evlatçım benim içimi rahat tutabilmem için senin evlenmen gerekli. Yani madem kızımızı bu kadar çok beğendin, o halde bu kadar şahit huzurunda hemen evlenme teklif et bakalım. Evlenme? Anne. O kadar uzun boylu değil. Olsun Mansur Bey, bu kadar boy da yeter. İdare edin. Yani minik kuşum, bak benim ömrümün şu son kalan yıllarında tek bir dileğim var. O da senin evlenmen. Yani kızcağız senin için Claudia Schiffer olmayı bile kabul etti. Daha ne yapsın? Yani ne olurdu Mazhar'ım şu kıza aşık olsaydı. Ruhsar, niçin Mekib Hanım'ın isteklerini yerine getirmiyorsun? Mazhar'ı Mekib Hanım'ın istediği kıza aşık etmek zorundasın. Ama o benim kocam. Olsun, kural kuraldır. Madem Mekib Hanım böyle bir şey istiyor, onun isteklerini yerine getirmek senin görevindir. Aman ya, böyle görev mi olur Allah aşkına ya? Kocamı başka bir salakla evlendirmek, göreve bak. Hadi Ruhsar. Aa, aman Allah'ım, ne kadar güzel bir kız. Dayanamıyorum Allah'ım. Aşık olacağım galiba. Aşık olmak üzereyim. Oh. Aşık olsam mı? Olsan. Aşık olacağım. Olacak. Az sonra. Şimdi. Arenadan hemen sonra. Şimdi. Haberlerden sonra. Şimdi. Aşık oluyorum. Aşık oldum. Hey büyük Allah'ım sana şükürler olsun. Nihayet dualarımı kabul ettin. Aşık oluyorum. Eyvah. Aferin Ruslar. Görevini hakkıyla yerine getiriyorsun. Bunu rapor edeceğim. Allah'ım sonunda bunu da yaptım. Kocama ellerimle başka bir kadına teslim ettim. Bir kadın için bundan daha acı verici ne olabilir ki? Ne oluyor burada be? Ne oluyor? Nedir bu gürültü? İçeride çalışamıyorum ya. Menkıb hanımefendiciğim, hoş geldiniz, şeref verdiniz hanımefendi. Hoş bulduk Önder Beyciğim efendim. Efendim sizden şöyle ufacık bir ricam olacak. Aman efendim ne demek, emriniz olur. Estağfurullah efendim. Biz nihayet Mazhar'ı evlendiriyoruz da, acaba diyordum, bugün için Mazhar'a izin verebiliriz. Aman hanımefendi, emriniz olur dedim ya, Mazhar izinlisin evladım. Bütün hayırlı işler için izin veririm efendim. Sevdim bir genç kadını. Ansam onun adını, her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Kemanımda sana bir ses verebilseydim eğer. Masal yaşa evladım, Claudia'm, Reyhan'ım, Claudia Schiffer'ım benim. Sensiz geçen her saniyeyi dövmek, pataklamak istiyorum. Ay ne hoş laflar ediyorsunuz Mazhar Bey. Kim bilir bu lafları kaç Claudia'ya benzeyen kıza söylemişsiniz. Hayır söylemedim. Sana olan aşkımı dağlara haykırmak isterdim ama çığ düşmesinden çok korkuyorum. Ay çok romantik. Bak
Bir dakika, bir dakika. Şurada bir yerde bir mum olacaktı. Evet. Ne olacak bu? Bak nasıl olacak. Çok güzel geldi. Bir daha yakalım, ne olacak? İstediğin kadar söndür. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.